Bizim yeni uygulamamız Sports'ta karşınıza sürekli reklam çıkmadan maç skorlarını akıcı şekilde takip ediyorsunuz. Kadrolar, 11'ler, gelişmeler, istatistikler her şey orada. Reklamsız takip edin, indirin. Zevkini doyasıya yaşayın. Hafta sonundan herkese merhabalar. Programımızın adı hafta sonu ama bu hafta maçlar hafta içinde oynandı. Biz de programımıza hafta içi çekeceğiz. Programın adının e, zıttında bir şekilde. Önce duyurumuzu yapalım. Kar Servis'in sunduğu. Hafta sonundayız ve Boşkar Servis Türkiye'nin ve dünyanın en büyük araç bakım onarım ağı. Türkiye'de 65 il ve 350 servis noktasında hizmet veriyorlar. Her marka ve model araca garantili bakım onarım hizmeti veriyorlar ve siz de hem ekonomik hem profesyonel çözümlerinden faydalanmak için en yakın boş kar servise aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz diyelim ve başlayalım. Liderle başlayalım Fenerbahçe ile. Bence tabi herkes Fred'in atılmasını, Mert Hakan'ın vesairesini konuşuyor ama e, bardan dolu tarafı da çok dolu bence. E, bu derbiye, kritik derbiye Fenerbahçe lider olarak çıkıyor. En önemli deplasmanlardan, en zor deplasmanlarından birinden 3 puan daha aldı. Unutmayalım ki bu Kayseri mesela e, rakibi Fenerbahçe'nin rakibi Galatasaray'dan puan aldı kendisi aslında. E, Fenerbahçe geçen sene de böyle bir süreçten geçmişti. Uzun süre lider götürmüştü Jesus'la birlikte ve bu derbiye çıkmadan bir önceki maçı puan kaybı yaşadığı için derbiye Galatasaray lider çıkmıştı ve Galatasaray lider çıkınca Kadıköy'e biliyorsunuz böyle daha bekleyerek oynadı. İleriye Barış Alper'i koydu. Daha böyle kontratak planı falan yaptı ama şimdi lider oynayacak olan Fenerbahçe o kadar e, şey yapmak zorunda değil. Daha böyle temkinli, daha kontrollü bir oyun oynayıp hücumdaki zenginliklerinden e, faydalanabilir. Bence buradan hani evet Fred'in eksikliği çok e, aranacaktır derbide ama lider olarak o maça çıkmanın, puan kaybı yapmadan e, bu derbiye çıkmış olmanın da payı önemli. Şimdi o payı sağlayan iki tane adam var. Uzun süredir oynamamış olmalarına rağmen hem Jeko'nun yokluğunda Batshuayi çok iyi işler yaptı. 3 tane golünü attı. Çok etkiliydi. Hem de Cengiz Ünder aylar sonra oynamış olmasına rağmen hem golü hem bence golden de güzeli asisti. Tek pasta verdiği asistiyle. O da ciddi katkı sağladı. Biraz Cengiz ve Batu üzerinden gidelim. Önce ilk konumuzu olsun. İlk gol bu. Görselle gidelim. Şimanski kendisini sol taç çizgisine atıyor. Bu Fenerbahçe'nin bence en büyük zenginliği. Topsuz oyunda çok daha hareketli rakiplerine göre. Mesela Galatasaray'dan daha üstün olduğu taraf Fenerbahçe'nin bence bir numarası bu. Hücumda çok daha hareketli, çok daha koşan oyuncusu var. Mesela Şimanski sağ iç oyuncusu bu pozisyonda gelmiş sol tarafta zaten kalabalık oluyor Fenerbahçe. Sol taç çizgisine basmış ve onun hareketliliğiyle mesela hemen dörde dörtlük bir e, sol tarafta bir hücum e, planlıyor. Buradan Fred'e veriyor pasını ve Fred de burada mesela sağ ayağıyla hep işliyorum. Bu sezon başından beri Fred'in bir numaralı özelliği bu rakiplerinden diğer 8 numaralardan işte Beşiktaş'taki Jetson'dan ne bileyim Trabzon'daki Bakasetas'tan işte Galatasaray'da zaten 8 numara oturmadı değişiyor vesaire. Herkesten daha önemli özelliği Fred'in iki ayağını birden kullanabiliyor olması. Hem kesiciliği çok iyiken hem de yapıcılığı, pasları çok daha zengin. Burada mesela sağ ayağıyla bu pası veriyor Cengiz'e. Cengiz'in kendini e, konumlandırdığı yer de çok iyi orada. Orada topu aldığı zaman Cengiz'e de bu kadar alan verirseniz yay üzerinden Cengiz onu ters ayağıyla da düz ayağıyla da yapar. Sağına çekti ve çok güzel golünü attı. İkinci golde de bir e, kartalın hatası var yine. Top yine Cengiz'in önüne düşüyor. Burada da ikinci golde de Cengiz'in yine tek pası Batu iyi bulaştırması. Orada biraz oyalansa, biraz geç kalsa orada rakip yerleşebilir ama hemen tekte atınca Offside'da da şey yapmış oluyor. Savunma yerleşimi de bozulmuş oluyor. Kayseri'nin savunması kötüydü bu maçta. Normalde 14 gol yiyen ve Galatasaray'la Fenerbahçe'den sonra Karagümrük'le Kayseri en az gol yiyen iki takımdı. Ve iki rakiple oynadılar. Fenerbahçe ve Galatasaray'la oynadılar. Mesela Kayseri bu maça kadar 14 gol yiyen Kayseri 4 gol birden yedi. Fenerbahçe'nin hücumunun zenginliği işte burada çıkıyor. Kayseri savunması geçen senelerde de problemliydi. Ama e, hücumu güçlü bir takıma karşı oynayınca Kayseri'sin savunmasının problemli olduğu çıktı. Bu haftaya kadar çok çıkmıyordu yani. Bir Kasımpaşa deplasmanında çıkmıştı. Kazanmalarına rağmen çok gol yediler, pozisyon verdiler falan ama böyle güçlü hücumda daha da çok ortaya çıkıyor ve burada Cengiz yine tekte pasını veriyor. Bu Batshuayi de mükemmel bir son vuruş yapıyor. Batshuayi belki ilk üçüncü dakikada yine Fred'in pasıyla mesela Fred de o pası solla atmıştı. Arapasını Batshuayi'nin e, ilk üçüncü dakikada kaçırdığı pozisyonda. E, onu kaçırdı belki Batshuayi ama daha sonra yakaladığı pozisyonlara hem penaltıyı çok iyi gol yaptı hem de buradaki tavana gol vuruşu çok sert ve çok iyiydi. Batshuayi ile ilgili zaten oyun içi hareketliliği olsun, çalışkanlığı olsun, fizik kalitesi olsun hep çok iyi. Yani bu mesela e, farklı kaybedilen Norsjelland maçında da Batshuayi çok mücadele etti, koştu vesaire. Fakat Batshuayi ile ilgili Beşiktaş döneminde de Fenerbahçe döneminde de bence en büyük problem Batshuayi çok fazla kaş yapmaya çalışırken göz çıkarabilen bir oyuncu. Mesela Ceko da çok oyunun içine katılan ve çok e, orta alanla bağlantı kuran bir oyuncu ama Ceko'nun oyun bilgisi Batshuayi'den çok daha yüksek. Batshuayi bunu Beşiktaş'ta daha çok yaşıyordu. Fenerbahçe'de e, daha az yaşamasına rağmen bu maçta yine yaşandı. Fenerbahçe ilk 20 dakika Kayseri'ye pozisyon vermedi. Gayet iyi bir başlangıç. İşte golünü atmış önde. Her şey çok iyi giderken Batshuayi yine kaş yapmak istiyor. Yani takıma yardım etmek istiyor ve iki, kendi yara alanına gelip e, orada takımın çıkması için yardımcı olmaya çalışıyor. Fakat bu pasları sırtı dönük oyundaki e, pas isabetleri çok yamuk olabiliyor. Çok yanlış yerlere pas atabiliyor. Mesela görselde bakalım ona. Batshuayi burada e, geliyor takım arkadaşlarına yardıma. Geriye takım arkadaşına o pası atmak istiyor ama pas o kadar kötü ki e, bir sonraki görselde e, Kayseri'li oyuncu orada topa müdahale ediyor. Ve Fenerbahçe'nin savunması da bozuluyor Batshuayi'nin oradaki şeyiyle. Yani aslında e, Kayseri'ye yardımcı olmuş oldu bu pozisyonda. Bu pozisyonun devamında hemen oradan sıfıra iniyorlar çok kolay bir şekilde. Ve Luis Boa'ya arkaya veriyor ve Gökhan'ın volesi üstten avuta gidiyor. Bu pozisyona kadar 22. dakika 23. dakikaya kadar Kayseri'nin pozisyonu yok. Burada Batshuayi'nin iyi niyeti var, yardımı var, çalışkanlığı var ama o e, sırtı dönükte pasları e, sıkıntılı olabiliyor. Hep yaşanıyor bu son yıllarda. E, mesela Ceko'yu orada biraz izlemesi lazım Batshuayi'nin. Mesela Ceko bu kadar topla buluşan, bu kadar yardıma gelen bir oyuncu ama mesela kendi yaralanın ortasına kadar gelip daha geriye pas atmıyor. Nereye kadar gelecek, nerede nereye verecek? Ceko bunları çok çok daha iyi biliyor. Aradaki bence en önemli fark e, o. Bu maçla ilgili ikinci konu e, hocanın, İsmail hocanın tercihleri bence. Bunu ben Beşiktaş maçı öncesinde de hafta önünde e, ilk 11, muhtemel 11'leri konuşurken diyordum ki Osterwolde formda, iyi gidiyor. E, sol bek oyuncusu olmasına rağmen yoklukta sol stoper oynadı ve ilk maçta belki Trabzon'da e, Trabzon maçında biraz bocaladı. E, onu açıyı tutarken vesaire. Ama sonraki mesela Adana Demir deplasmanında çok başarılı bir stoper performansı oldu. Sonra oynadığı maçlarda da hiç fena değildi. Ben Beşiktaş derbisinde de Ciku geldikten sonra Ciku sağ stoper, Osterwold'e sol stoper devam eder diye düşünüyordum. Çünkü Osterwold'e Samet'e göre daha iyi gidiyordu performans olarak. Fakat o derbide de Samet oynadı ve Samet penaltıda da yine hata yaptı. Ki biliyorsunuz bir önceki Galler milli maçında da penaltı pozisyonlarında hataları oldu. Ne bileyim kara maçında yine o penaltı pozisyonunda tartışıldı. İşte yenen golde orta sayı kadar çıktı vesaire. Şimdi ben Osterwolde'nin Samet kadar tam Osterwolde de ideal stoper değildir. Daha yeni zaten stoper oynuyor. Çok genç bir oyuncu ama Samet'e göre daha formdaydı. Tercih edilmedi. Bu maçta da Serdar Aziz 2-3 aylık sakatlıktan çıkmış. Uzun bir sakatlık ameliyat vesaire dönmüş. Fizik olarak zaten hazır olmadığı maç ritmi olarak hazır olmadığı zaten belli. Bu maçta da yine bu kez Samet değil Serdar oynadı. Yine Osterbolde bekledi. Ciku sol stoperde oynadı. Ve yine gollerde hem ilk golde Serdar Aziz orada İsmail'le bir topu paylaşamadılar vesaire bir hata yaptı. Hem üçüncü golde yerde kaldı. Güçlü değil çünkü. E, o sakatlığın etkilerini hala üstüne atamamış. Yani ritmini, fizik gücünü toparlayamamış. Üçüncü golde bir karambol oldu. Yenen golde. Orada düştü. Ayakta kalamadı. Orayı deldiler. Serdar'ın olduğu yeri. İki tane golde Serdar'ın bence yine zaafı var. Osterwolde fizik olarak, gençliği, dinamizmi, hazırlığı olarak, maç ritmi olarak çok daha önde. Serdar'dan çok daha önde. Yani yine sağ stoper, Ciku stoper Osterwolde yapabilirdi diye düşünüyorum. Üstelik 7 milyon euro bonservis verdiğiniz oyuncu Osterwolde. Samet 29-30 yaşına gelmiş. Serdar Aziz 32 yaşına falan gelmiş. Serdar Aziz'in mi daha geleceği var? Osterwolde'nin mi geleceği var? Arada 10 yaş fark var. Potansiyel olarak, fizik kalite olarak, hazırlık olarak Osterwold'e hem Samet'ten hem Serdar'dan önde bence. Ama hoca işte orijinal mevki stoper diye, tecrübesi var diye onları tercih etti. Yani bu haftalara kadar hep Serdar Ali Çelikler diyordu ya işte İsmail Hoca çok iyi gidiyor ama bir tek bu Serdar Aziz olsun, Mert Hakan olsun biraz böyle bir evlatçılık yapıyor vesaire diye eleştiriyordu. Ben biraz e, sert buluyordum o eleştirileri. Ya takım bu kadar iyi giderken de bu kadar e, eleştirmemek lazım diye düşünüyordum ama adam haklı çıktığını düşünüyorum şu, şu maçta bilhassa. Yani bu iki maçta özellikle Osterwolde yerine Samet Serdar iki maçta da kazandı bu arada yine e, hoca. Hem Beşiktaş'ı deplasmanda yeniyorsun hem Kayseri'yi deplasmanda yeniyorsun. Yani yine kazanan haklıdır diye bakarsak yine iki tane çok zor deplasmandan 6 puan çıkar diyor baktığımız zaman. Ama iki maçta da e, stoperlerin bu hataları olması çok daha farklı ve rahat galibiyetler olabilirdi. Hem Beşiktaş hem şey maçı, e, Kayseri maçı. Ben orada Osterwolde konusunda biraz e, hak vermeye başladım e, Serdar'ın çelikleri ve o yönde eleştiriler yapan sadece o yapmıyor. Birçok Fenerbahçe'li taraftar da söylüyor. E, biraz hak vermeye başladım. Bilhassa bu hak verme konusunda özellikle Serdar Aziz, Adi Samet onlar hadi diyelim ki stoper. Onlar pozisyonu, pozisyonundaki oyuncu oynatmak istiyor diyebiliriz. Birçok teknik adam böyle düşünebilir. Orada yine problem yok ama bu maçın mesela sonradan oyuna giren oyuncunun Crespo değil de Mert Hakan yandaş olması artık yani hocam artık o kadar da değil dedirtiyor. Yani çünkü öndesin 4-3 artık skoru koruyorsun. 89'lara falan gelmişsin. İşte uzatmalarla kalmış 7-8-10 dakika neyse. Orada da Şimanski'yi çıkardı. Belki Şimanski çıkmasa da olur. Çünkü Şimanski müthiş dayanıklı bir oyuncu. Müthiş profesyonel. Benim çok beğendiğim çok çok iyi bir oyuncu. Şimanski çıkmasa da bence çıkarırdı maçı. Yani yorgunluğu hissedilmeyen bir oyuncu zaten. Çok verimli. Çıkarıyorsa bile 4-3'ü korumak için Şimanski'yi çıktığında Crespo'nun mu savunması daha iyi, Mert Hakan'ın mı savunması daha iyi? Yani bence Crespo bir skor korunacaksa Şimanski çıktığında o girebilir. Sonuçta yerliliğeden dolayı sokmak zorunda da değilsin. Yani orada o tercih de bana çok garip geliyor. Yani Crespo bir de Uzun süredir e, daha çok işte Kupa'da, Mupa'da, Avrupa'da vesaire oynattığım ve maç ritmi daha hazır olan, fiziksel olarak daha hazır olan oyuncu. Mert Hakan yine Serdar Aziz'de olduğu gibi 3 ayları falan ilk defa oynuyor. O da sakatlıktan çıkmış. Maç ritminin olmaması, fizik kalitesinin henüz olmaması çok belli. Zaten o faal pozisyonunda da yani Bahoken'i e, böyle hafif böyle kolunu koyuyor. Bahoken çok şey bir oyuncu, kalıplı bir oyuncu. Normalde Bahoken o pozisyonda düşmez ama Mert Hakan'ın oraya kolunu koyduğunu görüyor amatör bir hamle yaptığını görüyor. Atıyor kendini. Alıyor faali. Yani aslında istese ayakta kalırdı bence o pozisyonda. Ama Mert Hakan mesela oralarda da çok akıllı davranmıyor. Kendi yarı alanında savunma yaparken, defansif hamleler yaparken çok bodoslama hareket ediyor. Ve oralarda mesela o pozisyon dışında da bir iki faal yapıldı. Frikik vesaire yapıldı. Mesela oralarda da Crespo daha doğru bir tercih olurdu bence. Ee, bu tercihlerin de doğru olmadığını düşünüyorum. Sonra o Kırmızı kart vesaire, ortam gerildi. Yani oralarda da e, işte Mert Hakan bir de adamı daha çok gaza getirdi vesaire diyorlar. E, doğrudur ama yine de orada Fred'in de e, kaçması. O, o bölümden yani derbi var işte hafta sonu, 3 gün sonra, 4 gün sonra neyse. Yani oralara girmemesi lazım ama Mert Hakan'ın da daha sakin olması. Zaten İsmail Hoca da e, sonrasından tepki gösterdi. Ama Crespo girse mesela bence... Bu olaylar böyle, bu aksiyonlar böyle gelişmezdi diye tahmin ediyorum. Buralarda bence hem Osterwolle'nin potansiyeline ve yatırım olarak görülmesine hem bu maçta mesela Shimanski çıkıyorsa Crespo bence daha doğru bir tercih olurdu diye düşünüyorum. Bu maçla ilgili son olarak Shimanski ve Fred'i de ayrı övmek istiyorum. Çünkü sene başından beri Fenerbahçe'nin liderliğinde, çok üstün oyununda, en yüksek xc bulmasında, en az... Rakiplerine XG vermesinde falan bütün istatistiklerde zirvede olmasında hep bir şeylere e, söylüyoruz işte Cekon'un hücum katkısı çok yüksek diyoruz Fred'in çift yönlülüğü hem savunmada katkısı hem e, ofansta katkısı çok yüksek diyoruz ama hepsinin bir sakatlandığı oluyor, bir e, cezalı duruma düşmesi oluyor yok işte tad için mesela liderliği vesaire diyoruz ama formsuz maçları olabiliyor bu maç mesela en kötü tad maçlarından bir tanesiydi e, Zaafları olabiliyor fakat e, İki oyuncu var. Ferdi ve Şimanski. İkisi de sezonun başından buraya kadar en kötü 10 üzerinden 7 7.5'luk oynuyorlar. Yani adamların kötü maçı yok. Vasat maçı yok. Hep faydalı, hep e, iyi. Mesela Şimanski'ye bu maçın en iyisi demezsin. Ama dediğim gibi yani ilk golde sol taç çizgisine atıyor kendini ondan çıkıyor e, şey pas. E, burada e, yine 3-3 olduktan sonra hemen işte şey korner kazanılıyor bu pozisyonda. Burada yine mesela Ferdi Fred'e veriyor bunu. Fred'in yine mükemmel bir topuk pası var rakibin bacak arasından geçiriyor. Topu Şimanski alıyor. Yine Ferdi bütün pozisyonlarda işte biliyorsunuz 3. golde yine Ferdi geldi. İç koşusunu yaptı. E, Batuay'ı tamamladı. Bütün maçlarda bir Ferdi ve Şimanski etkisi var. Bu pozisyon daha sonra Şimanski'ye geliyor ve soldan gelen Joshua King'in önüne mükemmel bir ara pasını da bırakıyor yani Golcülüğü zaten var. Vuruşları zaten, topsuz oyunu zaten var ama o şu pasları da atabiliyor. Hani teknik olarak da belli bir standardın üzerinde. Yani her şeyden bir biraz var oyuncuda. Hiçbir özelliği böyle çok eksik değil diyorsun. Ferdi de aynı şekilde. O yüzden bu adamların en kötü maçı bile 10 üzerinden 7,5'luk oynuyorlar yani bir kere fix. O yüzden bence ya yani hepsine hak veriyoruz işte Fred'in kalitesi diyoruz, Jeko'nun yapabil yapabilirlikleri, işte kalitesi vesaire ama bu oyuncuların istikrarı ve devamlılığı da en az onlar kadar değerli. Yani burada Fred bu arada bence maçın e, en iyisiydi. Şu kırmızıyı görmese e, maçın adamı Fred'ti çok net yani şu e, gollerde. Mesela burada da e, sol ayağıyla mesela arapasını veriyor. İlk golde sağ ayağıyla veriyor. Batshuayi'ye verdiği sol ayağıyla. İki ayağıyla bu kadar bu pasları veren bu üçüncü golden önceki pas. Ferdi yine iç kulvardan koşuya atıyor. E, Ferdi ve Şimanski de her maçta olduğu gibi bu maçta da yine çok etkilerdi bazen atlıyoruz. Her hafta tekrarlandığı için söylemiyoruz ama gerçekten çok çok iyi bir performanstı. Dün bir maç daha vardı. Çok geçmeyecek olan bir maç. Antalya Spor'la Kasımpaşa 0-0 berabere kaldı. Aslında gollü geçmesi beklenen bir maç. Kasımpaşa çok golcü bir takım, Antalya öyle. Antalya'da da çok eksik vardı. 0-0 berabere kaldılar. İki maçtır kalecileri yok o Leite Portekiz'den gelen iyi kaleci. Geçen seneden beri oynayan. Geçen sene devre arası gelmişti. O yok ve iki maçta dört puanı var Antalya Geçen maçta da kara gümrüğü yenmişlerdi. Ee, bu iki maçta e, Ataberk, Dadak Deniz oynadı. Genç. Bursa Spor altyapısı olması lazım Ataberk. E, iki i̇ki maçta dört puan aldı Antalya ve iki maçta da e, Yedek kaleci olmasına rağmen iyi performans sergiledi. Kara Gümrüğe karşı Antalya çok uzun süre eksik oynamasına rağmen e, özellikle Böyle şey oldu, kendi alanlarında kabul ettiler maçı ve çok fazla kenar orta geldi. Oralarda yan toplarda hiç hata yapmadı. Topları tuttu, sektirmedi vesaire iyiydi. Dünkü maçta da, Kasımpaşa maçında da iki tane çok kritik kurtarışı var ve takımın gol yemeden o maçtan da bir puan almasını sağladı. O dört puanda iki, net, iki maçta çok net katkısı var genç kalecinin. Tabii 24 yaş kaleciler için genç diyebiliyoruz. Ee, normalde futbolcu için orta yaş falan dersin de kaleciler için hala başlangıç yaşları olabiliyor. Ee, i̇yi bir performans da onu da e, ayrıca hafta sonunda hep değiniyoruz. Anadolu kulüplerinde ufak ufak oyunculara değiniyoruz. Ataberk'i de e, o açıdan öne çıkarmak istedim. Altyazı M.K.